Merhaba arkadaşlar. Dersimizin bu bölümünde de bir menkıbeden bahsedelim. Tarih biraz da menkıbelerle güzeldir. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'in satranç oyunundan bahsedelim. Daha önceki derslerinde anlatmıştım. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da Sancakbeyliği yapmaktadır. Bu yıllarda Şah İsmail tehlikesi ortaya çıkmıştır. Ve artık Yavuz yerinde duramamaktadır. İran'a gitmek, Safa ülkesini görmek, orayı yakından tanımak istemektedir. Bunun için tebliğ kıyafet yapar, yani kıyafet değiştirir. Zaten o dönemlerde fotoğraf yok, televizyon yok. Yani tanımadığın, bilmediğin bir yerdeki bir insanın ancak adını duyuyorsun. Şehzade Selim duyuyorsun ama fotoğrafı yok, hiçbir şey yok. Nereden tanıyacaksın? Bir de kıyafet değiştiriyor, bir derviş kılığına giriyor. Ve İran ülkesine geçiyor Trabzon'dan. Tebriz'e varıyor. İran'ın başkenti, Safavi'nin başkenti. Orada bir handa konaklıyor. O yıllarda İran'da satranç oyunu çok rövanşlı olan bir oyun. Çok sevilen, oynanan bir oyun. Bugün dahi hala öyledir. Yani çok sevilerek oynanan bir oyundur İran coğrafyasında. Her neyse handa konaklıyor. Hanlarda da satranç müsabakaları yapılıyor. Öyle bir handa konaklıyor. İşte satranç oynuyor orada. Bu arada tabii Tebriz'i geziyor, dolaşıyor falan. Halkın içinde oranın kültürünü tanıyor, insanlarını tanıyor, yaşam tarzını görüyor falan. Yani Yavuz böyle bir insan. Meraklı, ilgili bir kişiliğe sahip bir insan. Yani ileride saltanat nasip olursa Safa ülkesine sefer düzenlemek istiyor. Daha önceki derslerinde bunu anlattım. Satranç oynuyor fakat o handaki önüne gelen herkesi birer birer yeniyor. Yani ve kısa zamanda bu dervişin ustalığı dilden dile yayılmaya başlıyor. Yani o handa yendikleri de öyle sıradan adamlar değil. Onlar da usta satranç oyuncuları. Ve ünü duyan bu hana geliyor işte. Ve onlar da oynuyorlar. Ama çaresiz. Yeniliyorlar yani. Çünkü derviş hakikaten çok usta satranç oynuyor. Bu arada Şah İsmail'e gelelim. Şah İsmail de çok usta bir satranç oyuncusu. O da sarayında satranç müsabakaları düzenliyor falan. Yani herkes de o da yeniyor. Satranç biliyorsunuz bir savaş oyunudur. Atlar, filler, vezirler, kaleler, piyonlar yani askerler falan. Hamleler yani manevralar askeri anlamda falan. Bir savaş oyunudur. Şah İsmail çok zeki bir insan, akıllı bir insan, iyi bir satranç ustası. Zaten yaptığı fetihlerden de belli. Afganistan'dan Fırat'ın doğusuna kadar olan bütün toprakları fethediyor ve hiç yenilmiyor. Sayısız harplere girmiş ve yenilmiyor. Hatta Şah İsmail hakkında böyle öyle bir inanç oluşuyor ki yani müritleri onun ilahi bir kudret tarafından korunduğunu ve asla yenilmeyeceğini düşünüyorlar. Yıllar sonra Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'e Osmanlı'ya yenilince Şah İsmail'in üzerindeki bu büyülü perde de dağılıyor. Yani yenilmez diye düşündükleri Şah'ın yenildiğini gören müritleri ona karşı olan inançlarını, güvenlerini kaybediyorlar. O ihtişamı, prestiji sarsılıyor. Her neyse dağıtmayalım konuyu arkadaşlar. Şah İsmail bunları yeniyor ama yanındaki vezirler falan da yani biraz bıyık altından hani gülüyorlar işte. Yani Şah bunları yeniyor ama felanca handa bir derviş var. Namı bütün Tebriz'i salladı. Yenmedi ki adam bırakmadı. Hani bir de onunla oynasa da görsek bakalım onu da yeniyor mu falan. Böyle inceden inceye böyle bakışlar falan. Şah İsmail'in de kulağına gidiyor dervişin namı. Felanca handa bir derviş varmış. O kadar usta satranç oynarmış, o kadar usta oynarmış ki önüne gelen herkesi yenermiş falan. Şah İsmail bunu duyunca diyor ki bire haber gönderin şu dervişe gelsin bir elde bir satranç oynayalım bakalım anlattıkları kadar usta mıymış, mahir miymiş diyor ve dervişe haber gönderiliyor. Derviş Tebriz Sarayı'na geliyor. Tabii o derviş kimmiş? O derviş bizim Şehzade Selim'miş arkadaşlar. Geliyor, saraya giriyor. Şah İsmail'in huzuruna çıkartılıyor. Tabi satranç tablası hazırlanmış.
devlet erkanı, saray görevlileri, işte ilim adamları falan, böyle sohbet insanları, alimler, kumandanlar, herkes toplanmış. Onlar da böyle oturmuş, kurulmuş sarayda yerlerine. Onlar da izleyecekler. Hani o dönemde günümüzde televizyon yok, o yok, bu yok. Dünya Kupası maçlarını şu anda var değil mi? Onu izleyecekleri yere ne izliyorlar? Satranç müsabakasını izliyorlar. Yani müsabaka da basit değil yani. Koskoca Safa hükümdarı Şah İsmail yani. Karşısında da atsız, namsız, şanssız bir derviş. Oyun başlıyor. Şah İsmail usta bir oyuncu, akıllı bir adam. Ama iyi oynuyor, ama bakıyor ki karşısındaki derviş daha da keskin. O kadar iyi hamleler yapıyor ki, yani Şah'ın kaleleri, filleri, atları falan birer birer gidiyor taşları. Hani belki, hani şu anda bu benim aklıma geliyor. Belki Şehzade Selim daha evvel de mata gidebilir. Ama belki de onu tanımak için gitmiyor. Bilmiyorum. Bu da benim yorumum. Neticede taşları birer birer gidiyor ve bir hamle yapıyor. Şahı açmaza sokuyor. Yani şah ne yana kımıldarsa mat olacak. Yani mat olacak. Bunu görüyor Şah İsmail. O hamleyi yapacağını görüyor. Onu yaptığı zaman mat olacak. Açmaza girecek. Yol yok. Ve hemen diyor ki karşısındakine, bire derviş, bire derviş, şahlar da mat edilir miymiş diyor. Tabi Şehzade Selim bu mesajı alıyor ve o taşıyla oynamıyor. Başka bir taşıyla hamle yapıyor. Boş bir hamle yapıyor. Yavuz Derviş'in Şah İsmail, biraz yorgunum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gece az uyudum. Karıştırıyorum. Derviş'in kendini mat etmediğini gören Şah İsmail oyunun bitiminde ona bir kese altın veriyor. Tabi Şehzade Selim kimliğini açıklamamak adına Şah'a teşekkür ediyor, selamlıyor ve çıkıyor. Devlet görevlileri, saray görevlileri onu belli bir yere kadar yolcu ediyorlar. Ondan ilerisine bırakıyorlar. O kendisi gidecek. Sonuçta protokol değil, devlet erkanı değil, elçi değil, bir şey değil. Bir derviş. İlerliyor. Akşam da artık böyle güneş batmış. Böyle karanlık, alacakaranlık. Etrafına bakıyor. Kimsecikler yok. Orada bir taş görüyor. Binek taşı. İşte saray erkanı falan. Kadınlar falan ata binerken o binek taşının üzerine çıkıp oradan biniyorlar. Onun altında bakıyor, bir kuytuluk var şöyle. Bir çukurluk var. Onun altına hemen eğiliyor hızlıca. Keseyi oraya atıyor. İçinde bir kese de olsa altın. Ve yürüyor, çıkıyor oradan. Daha sonra Trabzon'a dönüyor. Yıllar sonra 1514 yılında Çaldıran Ovası'nda, Van Gölü yakınlarında, Doğu Anadolu'nun Çaldıran Ovası'nda bu sefer gerçekten karşılaşıyor Şah İsmail'le. Satranç bir savaş oyunudur demiştik. Bu sefer gerçekten karşılaşıyorlar. İki hükümdar, Şah ve Şehzade, Sultan Yavuz Sultan Selim Han. Tabii Şah İsmail yıllar evvel satranç oynadığı dervişin karşısında olduğunu, onun Yavuz Sultan Selim olduğunu bilmiyor. Gerçek bir savaşa tutuşuyorlar ve bu sefer Yavuz hamlesini geri çekmiyor ve Şah'ı gerçekten ne yapıyor? Mat ediyor ve Tebriz'e giriyor. Tebriz Sarayı'nda, Tebriz'de gerekli düzenlemeleri yapıyor arkadaşlar ve saraydan çıkarken o binek taşının yanından geçerken yanında Sekbanbaşı Bağlayamaz Mehmet Ağa var. Ona dönüyor, diyor ki Mehmet Ağa diyor, şu binek taşının altında diyor bir kese altın var diyor. Ondan sonra bir kese altın var diyor. Al diyor. O diyor senindir diyor. Yürüyor, çıkıyor. Devlet erkanı da çıkıyor. Mehmet Ağa tabi sultanın sözü yerine getirmemek olmaz ama diyor ki ya bunu diyor sultan nereden nasıl bilir diyor. İlk defa Tebriz Sarayı'na geliyoruz diyor. Ve nereden bilsin taşın altında? Elini atıyor. Biraz uzatıyor. Yok diyor. Hakikaten bir kese geliyor. Çekiyor ama artık deri kese parçalanıyor böyle. Artık senelerce durmuş orada. Yağmurdan, nemden falan artık küflenmiş kese. Dağılıyor. Çil çil altınlar. Ondan sonra altınları alıyor. Koşuyor Yavuz'un peşinden. Sarayın çıkış kapısında yetişiyor.
Diyor ki sultanım diyor. Yani altınlar diyor burada diyor. Ama diyor anlıyor Yavuz onun amasını. Telaş etme diyor. Mehmet Ağa diyor. Onlar diyor benim diyor malımdır diyor ve sana helaldir. Dilediğin gibi kullan. Endişe etme diyor. Ondan sonra ve işte dilden dile Yavuz'un dolaşan efsanesi var. İşte İran'a gitmiş, Şah'ı mat etmiş falan. Bu o yıllarda konuşuluyor. Yanında da bir adamı var o dönemde Yavuz'un. Tek başına da gitmiyor tabii yani. Yanında bir adam var. Bu anlatıyor. İnsanlar bunu efsane falan gibi düşünüyorlar ama o ballemez Mehmet Ağa o keseyi bulunca diyor ki hakikaten bu anlatılan diyor. Demek ki hakikatmiş diyor, gerçekmiş diyor. Ve işte bu şekilde Yavuz Sultan Selim'in de bir hatırası. Yavuz Sultan Selim daha sonra bununla alakalı bir şiir yazıyor o şeyden çıktığı zaman. İran Sarayı'ndan, Tebriz'den çıktığı zaman, fetihten sonra, Çaldıran'dan sonra Tebriz Sarayı'ndan çıkarken o Ballemez Mehmet Ağa'ya bir kez altını söyledikten sonra diyor ki sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, dildar olur diyor. Yani ne demek istiyor? İşte bu divan edebiyatında Vezni Aher adı verilen, Aher Vezni yazılmış olan bir dörtlük. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya nasıl okursan oku hep aynı cümleler, kelimeler çıkıyor. Tabi Osmanlı sağdan sola yazıyor, o da ayrı konu. Yani sanma sağım sen herkesi sadıkane dost olur. Hani o gün o yıllar evvel satranç oynadığın dervişe sen dost zannetme. O derviş belki de senin düşmanın diyor. Yani herkesi sen dost mu sandın? Belki o ayar olur, belki o dost değil, sana düşman olur diyor. Sadıkane belki o alemde serdar olur diyor. Senin sadıkane dost gördüğün derviş belki ileride karşına çıkacak bir ordu kumandan olur. Serdar ekram olur, baş kumandan olur. Yani Çaldıran da Yavuz olur demek istiyor. Yar olur diyor. Yani o gün sana derviş dost olur diyor. Bugün ileride düşman olur, ayar olur diyor. Daha da ötesi serdar olur diyor. Belki de sana sevgili bir dost olur diyor. Yani bunları ne yapamazsın diyor, bilemezsin. Böyle bir şiir yazıyor. Divan edebiyatında bu çok nadirdir. Yani çok geniş bir kelime hazinesine sahip olmak, zeki bir insan olmak gerekir. İşte tüm özelliklerde Yavuz'da var. Var ki böyle bir dörtlükte ne yapıyor arkadaşlar? Yazıyor. Yani bu da tabii ayrı bir konu. İşte bunu da ne yapmış olduk? Yavuz'dan böyle bir hatıra olarak anlatmış olduk arkadaşlar. İşte yıllar sonra Çaldıran sahrasında gerçekten Şah İsmail'i ne yapıyor arkadaşlar? Mat ediyor. Ha bu anlatılıyor. Olur mu? Ya şimdi böyle Çelebi bir insan, sakin bir insan olsa dersin ki ya bu adam saraydan çıkıp bunu yapma. Ama mesele Yavuz olunca yani olur yapar yani, anlatabildim mi? Yani çünkü gözü kara bir insan, pervasız bir insan, yani cesaretli bir insan Yavuz Sultan Selim. Yani onun böyle sözleri var. Yavuz Sultan Selim hani diyor ki cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür diyor. Yani cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür diyor. Yani ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek için, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kuşandım diyor. Yani bu yoldan dönmem diyor. Yani bu yoldan dönmem diyor arkadaşlar. Hani Yavuz mu, Sultan Selim Han mı, yapar mı? Yapar. İranlılar da Yavuz'a Yavuz diyorlar Şah İsmail'in yendiği için. Onlar biraz da böyle kötü anlamda diyorlar o dönemde Safavi ülkesindeki Türkler. Yavuz için böyle biraz Osmanlı yani Sultan Selim Han olarak anılıyor. İşte Yeniçerilerin de Karıştıran Ovası'nda ona işte babasıyla olan mücadelesinde Yavuz Şehzade dediklerini naklediyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Çok uzattık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.